Efendim, bir fincan kahveyle yine beraberiz. Bugün misafirimiz Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar Sağ diliyorum. olun efendim, sağ olun, şeref Benim verdiniz. kahvem sade olsun. Onu da şimdiden söyleyeyim. Evet, onu ritüel olarak arada soruyoruz. Belki karar Evet, değiştirirsiniz. tamam. Biliyorsunuz İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Gazetesi'nin kurucusu, Hakikat Gazetesi'nin kurucusu, TGRT'nin kurucusu. Çok önemli bir şahsiyet. Enver Eren abimiz vefat etti dün akşam beyin kanamasından. Hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bugün cenazesi var Eyüp Sultan Camii'nde. Cenaze ikindi namazında ardından cenaze namazı kılınacak. Onun için Sayın Mustafa Destici İstanbul'a hareket edecek. Evet. Biraz vakit sıkışıklığı var. Ondan dolayı biraz programın zamanını kısaltıyoruz, yarım saat kadar. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ben de Merhum. Allah'tan rahmet diliyorum Enver Ören ağabeye. Gerçekten Türkiye'de özellikle medya sektörü anlamında öncülerden oldu. Yani Evet. milli ve manevi duyarlılığa sesi olması, soluğu alması açısından hem Türkiye Gazetesi hem TGRT hem İhlas Haber Evet. Ajansı gerçekten bir çığır açtı diyebiliriz. Ben Evet. de hem Kederli ailesine hem TGRT ailesine, İHA camiasına, İhlas Holding camiasına bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum. Amin. Enver Üren, biraz Enver Üren üzerine konuşalım isterseniz. Şimdi tabii her tavrı kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Evet. Yani biz biliyoruz, ben gazeteciliğe Türkiye Gazetesi'ne başladım. O dönemlerde benim başlangıcım 1987. 1987 Milli Gazete, işte Yeni Devir daha öncesinde. Rahmetli Necip Fazıl'ın Büyük Doğu daha öncesinde, yani para buldukça Evet. çıkarttığı, çok etkili. Bugün gazetesi Mehmet Şevket Elgin'in Ergin'e. yönetiminde. Ben Güneş Gazetesi'nde başladığım zaman, yani İslam hakkında aşağı yukarı hiçbir şey bilmiyordum. Geleneksel, hani Müslüman diyebileceğimiz bir tiptim. Ve Güneş Gazetesi'nde başladığımda aslında piyasada muhafazakar gazete muhabiri falan yoktu. Milli Gazete kendi şartları içinde gazetecilik yapardı. Daha sonra Cuma dergisini biz çıkarttık. Türkiye Gazetesi aşağı yukarı bir ilkti. Yani Zaman Evet. Gazetesi de tahmin ediyorum o zaman daha küçük boyutlarda, naylon gazete gibi bir gazete. Dolayısıyla yeni bir anlayıştı ve o dönemde de, hani şimdiye baktığımız zaman Türkiye Gazetesi ılımlı, herkesin kabul edilebilir, herkesin evine sokabildiği bir gazete, ama o dönemlerde öyle bir yayıncılık da Benim hafızalarımda evet. Serdar Bey mesela bir görüntü var. Ankara'da bir Ankara Gücü Kupa maçı mı ne vardı? Yani bir maç vardı, büyük bir maç vardı. Yıldırım Aktunay'a Evet. öldü mü ölmedi mi bilmiyorum. Eski Sağlık Bakanı Sağlık vardı Bakanı, o o da dönemde. vefat etti. Evet. TGRT mikrofon uzattı. Ve Yıldırım Aktun'a çok alaycı bir sesle, o zaman tavırla, İslamcı falan gibisinden böyle. Ya. Benim mesela hafızalarımdan Çok enteresan. bu hiç gitmiyor. Mesela böyle hafif işte bir gülümsemeyle, alaycı bir ifadeyle, yani o zaman gerçekten böyle gözüküyordu. Yani Türkiye Gazetesi, Evet. işte TGRT. Çünkü ilk defa TGRT ekranlarında biz işte vaazdır, işte Kur'an dersidir, sohbettir. Bunları ilk defa orada gördük. Veya işte ilk defa Kur'an-ı Kerim ilmihal kitapları işte Evet. Türkiye Gazetesi'nin kuponlarıyla Anadolu'da evlere girmeye başladı. Bir takım dini kitaplar, dini yayınlar. Gerçekten işte bu anlamda büyük şey yaptı, yani öncülük yaptı. Öncülük yaptı, Bir de evet. sizin dediğiniz gibi mesela ben de hatırlıyorum. Bizim de o dönemde ve bizden önceki kuşakta basın yayın okuyan, iletişim okuyan arkadaşların, böyle milli manevi düşünceye sahip arkadaşların iş bulabildiği nadir yerlerden bir tanesi, kabul gördüğü nadir yerlerden bir tanesi TGRT ailesiydi, Evet, TGRT evet, evet. camiasıydı. Çünkü
Diğer medya grupları asla bu tür milli manevi değerlere sahip arkadaşlarımıza kapılarını böyle çok kolay açmıyorlardı. Evet. Dönem dönem TRT'nin başındaki yönetimlere göre oraya insanlar girdi ama onun dışında gerçekten TGRT bu anlamda da milli ve manevi düşünce sahibi olanlara da kucak açtı. Önemli evet. bir hizmet yaptı. Evet. Şimdi önemli bir özelliği de mesela benim yapamadığım bir şey bu. İş hayatında da 42 sene 45 sene birlikte çalışan insanlar diyorlar ki dün akşam siz de canlı yayına evet. telefonla bağlandınız. Sizden başka bağlananlar da canlı yayına stüdyo konu olanlar da vardı. Bir kere olsun sinirlendiğini görmedik. Yani çok evet. Tepkisel bir insan değildi. Sürekli olan olarak gülen bir insandı. Hatta ben bir yıl Türkiye Gazetesi'nde çalıştım İstanbul'da. Orada da yani servise ara sıra gelirdi. 50 kişilik falan bir servisti orası. Evet. Herkesin tek tek elini sıkardı. Tek tek hatırını sorardı. İlgilenirdi. O da örnek bir şahsiyet. Yani herkesin de yapabileceği bir şey değil. Çünkü birçok da badireler atlattı biliyorsunuz. O en zor şartlarda da benim görebildiğim, tanıyabildiğim kadarıyla en öfkeli olması gereken anlarda da sizin de söylediğiniz gibi tebessüm ederek yani bir söz söyleyecekse de böyle karşısındakini incitmeden hani böyle tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler ya evet. o tavırlarla yani işte Serdar'cığım, Mustafa'cığım işte niye bu böyle oldu falan yüzünde de gülümseme olarak evet. yani kızarken böyle bir hatayı dile getirirken bile hep bu tavırda evet. Bizim İlginç. De gördüğümüz oydu. Yanında sizin de dediğiniz gibi uzun yıllar çalışanların da söylediği oydu. Belki de o tavır zaten o ruh hali onu bütün bu işte camia içerisinde Enver abi konumuna oturtan da herkesin de yaşı küçük yaşı büyük herkesin de işte Enver abi diye hitap etmesinin de belki en önemli özelliği odur diye düşünüyorum. Siz başkanım şimdi tabii sosyal olaylarda her zaman şartlara da göre de tavırlar değiştiği için her zaman %100 budur demek çok kolay değil. Şimdi bir Türkiye Gazetesi camiası var. Bir Zaman Gazetesi camiası var. Evet. Bir benim mensubu bulunduğum Akit Gazetesi camiası var. Milli Gazete camiası var. Büyük Birlik camiası bir dönem Gündüz Gazetesi vardı, muhalif vardı. Gündüz Gazetesi vardı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla darbeler, balyoz, evet. Ergenekon, 28 Şubat, ne bileyim o 28 Şubat'ın sermayeyi yeşil kırmızı olarak tasnif etmesi gibi durumlarda aslında ortak sese yakın sesler veriyorlar. Yani bunların doğru. düşünceleri bellidir. Yani bir Serdar Arseven'le, bir rahmetli Enver Ören'in bir darbe girişimi konusundaki hissiyatı aşağı yukarı eştir. Ama tavırları farklıdır. Tabii. Tavırları farklıdır. Siz şimdi bu tavır farklılıklarını nasıl görüyorsunuz? Yani dışarıdan baktığınız zaman nasıl görüyorsunuz? Bu yaratılış meselesi mi yoksa bir hak davanın idamesi yolunda herkese düşen bir görev var? O görevi ifa ediyorlar mı? Nasıl bakıyorsunuz? Yani bence onların hepsini doğru buluyorum. Bir kere onu söyleyeyim. Hı. Çünkü neden? Mesela siyasi üsluplara da baktığınız zaman bizim siyasi üslubumuz farklıydı. Rahmetli Muhsin Başkan'ın siyasi üslubu farklıydı. Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca Efendi'nin siyasi üslubu farklıydı. Şimdi yine bu alanda işte Alparslan Türkeş'in siyasi üslubu farklıydı. Yani baktığınız zaman dediğiniz gibi işte bu yayıncılıkta da farklı üsluplar var veya evet. şahsiyetlerde. Birisi çok açık bir şekilde tepkisini dile getirirken birisi de daha yumuşak bir sesle veya daha yumuşak tavırlarla dile getiriyor. Farklı yazılarla veya farklı uygulamalarla dile getiriyor. Ben bunların hepsinin bir görev yaptığını düşünüyorum. Evet. Yani hepsinin de lazım olduğunu düşünüyorum. Yani birisi uyarıcı yaparken işte Hazreti Ali Efendimizin de var ya işte bir yanlış gördüğünüzde işte evet. elinizle yoksa dilinizle yoksa buğz ederek diye. Evet. Bunların üçü de ama tabii ki birincisi daha eftal olandır diyor. Bunların üçü de olabilir. Yani bunların üçü de yapılabilir. Dediğim gibi önemli olan niyettir. Yani niyet gerçekten onlara karşı çıkmaksa, onları
yok saymaksa veya onlara karşı durmaksa, biri o şekilde. Mesela AKİT'in çok farklı bir misyonu var, yüklendi şu anda. Evet. Kurulduğu günden beri yüklendi, çok farklı bir misyonu var. Öyle bir misyona da ülkenin ihtiyacı var. Zaman Gazetesi'nin çok daha farklı bir üslubu var. Ona da ihtiyacı var. Tabii ona da ihtiyacı var. Türkiye Gazetesi... Size de ihtiyacı oldu. Tabii Türkiye Gazetesi daha böyle dar kapsamın dışına çıkmış, daha böyle geniş kitlelere hitap edebilen bir görüntüsü var. Hem televizyon hem İHA aracılığıyla hem işte holding şeyiyle. Ona da ihtiyacı var. Milli Gazete ile bizim gazeteler zaten tamamen siyasi bir anlayışı ifade ediyor. Onlara da ihtiyaç var. Neden? Bunun küçüğü büyüğü falan olmaz Serdar Bey. Herkes yeri ve zamanı geldiğinde görevini yapmıştır ve yapmaya devam ediyordur. Evet. Yani şimdi işte 28 Şubat önümüzde var. Büyük Birlik Partisi'nin büyük grupları yoktu. Mecliste iktidar ortağı değildi. Ama rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmam sözü, işte aradan 15 yıl geçmesine rağmen, 16 yıl geçmesine rağmen bugün hala hafızalarımızda dipdiri, evet, canlı, taze olarak durmakta. Ve çok uyarıcı bir görev yaptı. Karşıdakilere de bir korku oldu, işin doğrusu bu. Yani o dönemde işte Erbakan hocamızın farklı tavırları vardı. Şimdi dolayısıyla da bunların hepsini ben doğru görüyorum, şimdi yanlış başkanım, görmüyorum. Başkanım, hakikaten Büyük Birlik Partisi ile ilgili de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi normal olarak önceki seçimlerden %1, %2 alabilmiş partinin genel başkanını bir yayına davet etmek aslında çok cazip bir şey değildir. Yani evet, baktığınız zaman başka partiler de var böyle %1'lik, %2'lik. Hakikaten şimdi bana bu hafta konuğun kim diye... Hani evet, toplumun çok elit kesimlerinden insanlar soruyorlar. Mustafa Desteci deyince ha iyi diyorlar. Evet. Şimdi anlatabiliyor muyum? Aslında %1'lik, %2'lik parti için böyle demezler. Yani biraz daha hani reyting açısından bana. Şimdi Büyük Birlik Partisi hakikaten çok enteresan bir yerde duruyor. Yani şimdi herhangi bir konu olduğu zaman, evet, Akit gazetesine bakarsanız değil mi? Bir karışıklık oldu memlekette diyelim. Tabii. Akit bugün ne manşeti atmış? Tabii. Yani ne demiş acaba? Yani merak edilir. Yani her türlü manşette atabilir. Şimdi bir hani Sayın Başbakan bir ifade kullandı diyelim. Mesela dedi ki en son, evet, milliyetçilik ayaklarım altındadır. Şimdi ırkçılık ayaklarımın altındadır gibi. Bu bir adım daha ileri bir söylem. Şimdi mesela CHP bu konuda ne diyecek? Yani pek merak edilmez. Mesela MHP ne diyecek? O da ya işte hani bellidir. Anlatabiliyor muyum? Ne diyeceği bellidir. Ne diyeceği bellidir. Bir de özgür ağırlığı bellidir. Çoktur belki. Evet. Hani MHP'nin özgür ağırlığı çoktur ama zaten çok olur. Tabii. Yani o kadar da milletvekili olursa her hafta grup toplantısı yaparsan zaten, tabii, olur. O kadar ekonomik imkanların geniş olursa zaten olur. Büyük Birlik Partisi ise yani oy oranı ne olursa olsun ne söyleyeceği, nasıl tavır koyacağı epeyce belirleyici olan, epeyce merak edilen bir parti. Siz bunu içeride değerlendirdiğiniz zaman ne görüyorsunuz? Yani nedir? Şimdi şöyle, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne söyleyecekleri aslında malumun ilanı gibi bir şey. Evet. Çünkü muhalefet anlayışları ve muhalefet tarzları belli olduğu için onların ne söyleyeceklerini halk aşağı yukarı biliyor. Ama Büyük Birlik Partisi gerçekten sağduyulu olduğu için, yani yapıcı, yol gösterici, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiği için, onun için Büyük Birlik Partisi'nin ne diyeceği merak ediliyor. Mesela işte o süreçle ilgili, o sözden sonra, işte Midyat'taki o konuşmadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek bir tepkisi olmadı, biliyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi de işte malumun ilanı gibi oldu. Sert bir, şahsi bir karşılık oldu. Ama bizim tavrımız daha değişikti. Mesela ben o sözü Sayın Başbakan'ın bir dil sürçmesi olarak gördüğümü söyledim. Yani çünkü ayaklarının altına aldığı Hazreti Peygamber Efendimiz'in de veda hutbesinde ırkçılık ve kavmiyetçilik. Evet. Şimdi ırkçılıkla, kavmiyetçilikle siz nasıl olur da milliyetçiliği aynı kefeye koyarsınız veya aynı eş anlamda görürsünüz, aynı kavram olarak görüp değerlendirirsiniz? Bunu gerçekten anlamak mümkün tabii değil. Tabii bir de hani yerden bayrağı alıp kaldırması var. Tabii. Şimdi o da milliyetçi bir tavır. Yani. Şimdi onun için ben burada dil sürçmesi olarak görüyorum.
Çünkü bakın ne diyor merhum Akif? Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz diyor. Yani bizim milliyet kavramı içerisinde, bizim milliyet, kim bunu söyleyen? Arnavut kökenli, evet, değil mi? Evet. Bir şairimiz, milli şairimiz, İstiklal Marşı'nın şairi. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz diyor. Şimdi biz milliyetçiliği veya milliyet kavramını ırkı, etnik bir temele dayandırmıyoruz ki. Tabii. Ne var bunun içerisinde? Bizim milliyetçiliğimiz içerisinde veya milliyet kavramımız içerisinde tarihimiz var, kültürümüz var, edebiyatımız var, medeniyet kodlarımızın hemen hemen hepsi var. Milli şuur var, milli ahlak var, milli terbiye var, İslam dini var. İslam'la mezzedilmiş çünkü bir Türk milliyetçiliği. Şimdi siz milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum dediğiniz zaman Çanakkale şehitlerini de ayaklar altına almış olursunuz. Mehmet Akif'i de ayaklar altına almış olursunuz. Sezai Karakoç'u da, Necip Fazıl'ın Büyük Doğusu'nu da. Bunların Müslüm Yazıcıoğlu'nun şeyini de, İlahi Kelimetullah için Nizam-ı Alem davasını da. İşte bütün bunları siz ayaklarınız altına almış olursunuz. Onun için ben bunu Sayın Başbakan'ın bir dil sürçmesi olarak gördüğümü söyledim ve düzeltmesini bekliyorum. Düzeltmesini bekliyorsunuz. Düzeltmesini bekliyorum. Daha önce de söyledim. Mutlaka düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür kavram kargaşaları veya metnini yazanlar bu işin çok şeyi değil. Çünkü mesela bir arada asabiyet kavramıyla ilgili böyle bir şey yaptı. Tenakuza düştü diyeyim. Asabiyet kavramını da mesela ırkçılık ve kavmiyetçilik anlamında kullandı. Asabiyet kavramının da ırkçılıkla veya kavmiyetçilikle hiç alakası yok. İbni Haldun'a da baktığımız zaman asabiyet bir mensubiyet şuuru oluşturma. Yani mesela Türkiye'de şu anda işte farklı etnik kökenler var, farklı mezhepler var, hatta farklı din mensupları var. Şimdi bütün bunlar arasında siz ülkenizin birliğini, beraberliğini korumak için ne yapacaksınız? Bir asabiyet şuuru geliştireceksiniz. Yani bir mensubiyet şuuru oluşturacaksınız. Bunun ırkçılıkla veya kavmiyetçilikle bir alakası yok. Onun için kavramların iyi seçilmesi lazım. Bunlar konuşulurken, bunlar değerlendirilirken. Çünkü burada mesela millet inciniyor. Ben mesela o sözden sonra Anadolu ziyaretlerim oldu. Tabanda inanılmaz bir rahatsızlık var. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir üniversitemizin yaptığı anket çalışmasında da bu halkın %75'i Türk olmaktan gurur duyuyorum diyor. %90 üstü de Müslüman olmaktan gurur duyuyorum diyor. Şimdi dolayısıyla da öyle bir noktaya gelmiş ki mesela Avrupa'da siz bugün Türk dediğiniz zaman veya Türkiye dediğiniz zaman bütün burada yaşayanlar ister Kürt kökeninden gelsin, ister Çerkez, ister Boşnak, ister Arnavut, bunların hepsi Türk olarak kabul ediliyor. Tabii. Siz ne derseniz deyin. Yani içeride orada tabii, bir Kürt bir yere tabii çoğu yapmaz ya, bomba koysa Türk sonuçta haber mı olarak? Tabii tamam, Türk eylemci derler. Tabii, Türk eylemci derler. Bir de buradaki çelişkilerin bir tanesi de şu Serdar Bey. Siz bir taraftan Türk kelimesine veya Türk kavramına karşı çıkarken öbür taraftan Türkiye Cumhuriyeti diyorsunuz, Türkiye Devleti evet diyorsunuz. Zaten bunu dediğiniz anda ne demektir Türkiye? Türklerin yaşadığı yer demektir. Yani değil bunun açılımı budur. Bunun farklı bir anlamı Başkanım, yoktu. aslında ben Büyük Birlik Partisi'nin Türklük, Kürtlük meselelerine nasıl baktığını biliyorum. Ve evet, benden farklı bakmadığını da biliyorum. Yani Anadolu'dan farklı bakmadığını da biliyorum. Tabii bu biraz daha izaha muhtaç. Çünkü her kavramın istismar edenleri oluyor. Tabii. Dinin de oluyor, Kemalizmin de oluyor, milliyetçiliğin de oluyor. Ve her kavramı maksadından saptıranlar oluyor. Çünkü ortada bir kavram varsa onun etrafında rant da vardır. Dolayısıyla ben bu milliyetçilik yaklaşımınız, yani Kürt'e nasıl bakarsınız, evet, Türk'e nasıl bakarsınız, araba nasıl bakarsınız, meselesinin biraz daha üzerinde durulması gerektiğine inanıyorum. Şimdi o soruyu soruyorum. Kahvenizi nasıl alırsınız? Sade alırım. Sade, değiştirmediniz. Evet, tamam, ben de sade alıyorum. Misafirimize uyuyorum. Kahvelerimiz gelene kadar şunu sormak istiyorum. Şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile Güneydoğu gezisinde gece yarısı, biliyorsunuz o da çok yansıdı, biz de yazdık. Şırnak'ta. Zaten, evet, Şırnak'ta. Gençlerle karşılaştı. Kürt gençler. Gece saat yarım, ne güvenlik önlemi ne bilmem ne. Yani orada gayet sıcak bir diyalog oldu. Evet. Yani hatta sizin işte bulunduğunuz yer Gül medeniyeti getirir falan gibi şeyler de söylediler. Şimdi Kürtler, Araplar, şimdi Osmanlı'nın bakiyesi bir millet olarak, bir devlet olarak
tabii farklı etnik kökenlerden gelen insanlarla bir arada yaşayıp birlikte yükselmek durumundayız. Yani birlikte batacağız ya da birlikte çıkacağız gibi bir durum var. Şimdi Büyük Birlik Partisi ülkücü mücadele geleneğinden geliyor. İşte şehitler verildi, işte solcularla çatışıldı. İşte derin sol girdi araya, hatta derin sağ girdi, bir sürü şeyler oldu. Amerika girdi, Rusya girdi, İran girdi, Suriye'ye girdi, bilmem ne şimdiki gibi. Soğuk savaş dönemlerinin bütün aktörleri girdi. Bütün aktörleri. Şimdi tabii belli yargıları da oluşturdu, bu yargılar da zaman içerisine geliyor. Şimdi siz Kürt kardeşlerimizin PKK'yı ve BDP gibi oluşumları tamamen ayırıyorum. Kürt kardeşlerimiz var, gidip oturduğumuz konuştuğumuz tabii zaman. Diyor ki, bizim de haklı taleplerimiz var diyor. Doğru. Hak ve karşılanmamış diyor. Doğru. Şimdi kimisi de diyor ki, ya ne istiyorsunuz daha? İşte başbakan bile oldu sizden, cumhurbaşkanı bile oldu. Daha ne istiyorsunuz falan diyor. Şimdi, öyle değil mesela falan diyorlar. Sizin baktığınız yerden Kürt kardeşlerimizin haklı talepleri deyince ne anlıyorsunuz? Hangi talepleri haklıdır mesela? Ne istediler de yerine getirilmedi? Bir kere o bölgedeki kardeşlerimizin talepleri çok yüksek bir sesle dillendirilmedi. Yani şundan evet dolayı dillendirilmedi. Veya bizler de ve Orta Anadolu'da, yani Güneydoğu Anadolu'nun dışındaki bölgelerde sanki terör örgütü üyelerinin veya PKK'nın talepleriymiş gibi algılandı. Hı. Şimdi esas büyük yanlış bu oldu. Onun için ve sonuçta bugün geldiğimiz noktada da işte bu başlatılan süreç, APO'yla görüşme süreci, birileri İmralı süreci veya İmralı ile görüşme diyor da ben onu şirin gösterme adına öyle bir isim koyduklarını düşünüyorum. Bu resmen işte 30 bin insanımızın katili, terörist başıyla müzakere süreci. Bunun adını evet da doğru koymak onunla lazım. Onunla ilgili sorularım olacak. Tabii. Şimdi burada talepler noktasına gelince mesela ne talepleri? A, B, C'de haklıdır arkadaşlar. Şimdi mesela yani yıllarca işte ana dilini konuşamamış. Yani bırakın bir yayın, işte bir kitap, bir dergi, bir kaset konuşmaya bile müsaade edilmemiş. İşte örnekleri var. Cezaevinde çocuğunu ziyarete gitmiş. Ki bu mesela sadece solcu veya PKK'lı değil, ülkücü bizim 80'den önce arkadaşlarımızın çok önemli bir kısmı da Kürt kökenli. Evet. Ki bugün de var. Onlar yani bizim partimizde onları de. Yani bölgedeki teşkilatlarımızı bırakın, genel merkezde, var, genel başkan yardımcısı, merkez karar var, üyesi var konumunda bir sürü arkadaşlarımız var. Şimdi onların da anneleri aynı zorluklar yaşadı. Onların anneleri bizim annemiz. Dolayısıyla da böyle bir yaşadı. Şimdi yaşadı, konuşuyor. Şimdi konuşuyor. Yani o dert kalmadı. O dert kalmadı. Tamam. Kalan derdine yani. İkincisi, ikincisi mesela bölge hala Serdar Bey Türkiye'nin en eğitimsiz bölgesi. Şimdi en eğitimsiz bölgesi. Bölge hala Türkiye'nin gelir dağılımından en az pay alan bölgesi. Bölge hala bugün işsizliğin en yoğun olduğu bölge. Yani buraya böyle baktığımız zaman. Şimdi hani şöyle de denilebilir. Ben de Kastamonu'yum biliyorsunuz. Kastamonu'da da var dünyanın sıkıntısı. Yani hani kategorilere ayırdılar teşvikte şeyde. Kastamonu evet, Hakkari bölgesinde şu anda. Tamam. Yani Kastamonu'da da var da şimdi aynı şey ben zaten onu söylüyorum. Bölgedeki bazı problemler veya bazı talepler sadece bölgenin değil Anadolu'nun tamamen hepsinin problemleri veya belli bölgelerinin problemleri ve belli bölgelerinin talepleri. Şimdi bugün baktığımızda benim görebildiğim veya duyabildiğim teşkilatlarımızdan aldığımız bilgi, taleplerin aslında önemli bir kısmı karşılandı. Yani bundan sonraki talepler tamamen siyasi talepler ve kurucu felsefeye de aykırı talepler. Milletin... Bir dakika şimdi Kastamonu'da çözüyorsun, Hakkari'nde evet çözüyorsun, şeyinde çözüyorsun. Şimdi karşılandı dediğiniz bir kere eğitimle ilgili. Tabii. Karşılanması gereken birçok talebi var. Haklı talebi. Bunlar cari şu anda. Ne talebi var? Yani eğitimden daha fazla faydalanabilmek yok mu? Eğitimden fayda... Ben onu söyledim zaten. Türkiye'nin en eğitimsiz bölgesi dedim. Evet. Şu anda devam ediyor. Onlar getiriyor. Ama bana eğitim dili derseniz... Ha, evet. Ben orada sizinle aynı görüşte olmadığımı söylerim. Yani. Hayır, ben eğitim dili değil. Evet. Mesela üniversitesindeki kitap sayısından. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Yani işte
hani bir öğretmen gönderiyorsunuz. Adam orada çalışmak istemiyor aslında. O da öğrenciye verimli olamıyor. Bu tür şeyleri kastediyorum. Yani eğitim imkanlarından faydalanma noktasında bu arkadaşların sıkıntısı var. Bu kardeşlerimizin sıkıntısı var. %100 buna katılıyorum. Bir, evet. Sağlık imkanları bakımından belki var. Yani bu şu anda PKK'nın... Ama bakın onun sebebi ne Serdar Bey şu anda? Evet, belli dönemlerde, bundan önceki dönemlerde, geçmiş dönemlerde gerçekten bölge bir sürgün bölgesi olarak görülmüş. Yani buradaki suç işleyen memurlar oraya sürülmüş. En diyelim ki düşük eğitime sahip insanlar orada öğretmenlik yapmış veya imamlık yapmış veya başka alanlarda. Dediğiniz gibi okul sayısı azmış, derslik sayısı azmış, öğrenci sınıflarda fazla kalabalık. Zaten okuma oranı düşük. Yani böyle bir zorunlu eğitim yok. Dolayısıyla da böyle bir süreç yaşanmış. Ama bugün geldiğimiz noktada bütün bunların engeli ne? Bütün bunların engeli terör. Yani eğer terör olmasın o gün, bugün o bölgede, bakın o bölge çok bakir bir bölge ve herkesin de heveslendiği, gitmek için arzu duyduğu bir bölge haline geldi. Çünkü tertemiz, organik bir bölge. Yani batının büyük oranda suyu da kirlenmiş, işte havası da kirlenmiş. Çünkü sanayileşme başlamış ama doğuya gittiğiniz zaman, güneydoğuya gittiğiniz biraz zaman... Biraz yudum alalım mı kahvemizde? Tabii. Daha organik, daha doğal besinler var. Daha doğal tabiat aynı şekilde. Hı. Ama terörden dolayı şu anda oraya yatırım yapılmıyor. Yapılan yatırımlar terör örgütü üyelerince okullar yakılıyor, iş makineleri yakılıyor, yatırımın gelmesine izin verilmiyor. Kaliteli öğretmenin gelmesine izin verilmiyor. Onlar korkutuluyor, daha kaçırılıyor. Bakın devletin kaymakamları kaçırılıyor. Hala Kenan Eranoğlu'ndan, Eranoğlu'ndan ve diğer kaçırılanlardan bir ses, bir seda yok. Şimdi öbür taraftan üniversite kuruyorsun. Üniversitede KCK yapılanıyor. Oraya öğrenci gitmek istemiyor. Çünkü öğrencilere büyük bir tahakküm var. Terör örgütü orada öğrencileri dağa çıkarmak için bölge yatılı okullarından, işte üniversitelerden oralar kendisine bir yuva olarak kullanıp oradan oraya yerleştirdiği öğretim elemanları veya öğretmenler kadrosuyla da oradan daha kadro yetiştirmeye çalışıyor. Daha kadro çıkarmaya evet, çalışıyor. Evet, terörden kaynak. Şimdi kenarından dolaşmayalım da meselenin evet. O zaman tamam. Siz girdiniz biraz evvel. İşte ben diyor oradaki vatandaşın biri işte Güneydoğu'yu gezdiğiniz zaman siz karşınıza çıktı. Sayın Genel Başkanım niye Kürtçe eğitime karşısınız dedi. Ne dersiniz? Ben şunu söylüyorum çok net olarak. Ben mesela en son bayram namazını Diyarbakır'da kıldım. Hazreti evet. Süleyman Camisi'nde. Köylerine gittim, Eyle gittim. Oradan Mardin'e gittim, Midyat'a gittim. Kızıltepe'ye gittim. Geçtiğimiz bayram namazında Muş'ta kıldım. Muş'a gittim, Bingöl'e gittim. Yani bölgeye gidiyorum sürekli. Bakın benim bölgede gördüğüm, dün de mesela yanıma bölgeden gelen teşkilat mensuplarımız vardı. Diyarbakır'dan, Muş'tan, şeyden, Mardin tarafından. Onlarla da konuştuğumuzda aslında şu anda orada en büyük problem güvenlik problemi. Bakın terör olmasın Serdar Bey, terör örgütünün bu eylemleri olmasın veya bunların siyasi uzantıları bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcileri gibi karşımıza çıkmasın, her şey konuşulur. Bakın her şeyi konuşuruz. Eğitimi de konuşuruz, her şeyi konuşuruz. Yani ama şimdi sizin karşınızda öyle bir örgüt var ki, yani emperyalist güçlerin taşeronu bir örgüt. Bu bölgede emeli olan bütün devletlerin kullandığı bir örgüt. Yani bunu Rusya'sı da destekliyor. İran'ı da, Çin'i de, Suriye'si de, Irak'ı da, İsrail'i de, Amerika'sı da, İngiltere'si de, Fransa'sı da, ta Danimarka'sına kadar. Peki Kürtçe eğitim derseniz bu nasıl? Tamam, şimdi, hadi çıkarttık diyelim. Dolayısıyla da ben nasıl hiçbir talebini, bak PKK'nın, onun siyasi uzantılarının, elebaşısının hiçbir talebini muhatap almam. Zaten benim mevcut hükümete en fazla kızdığım, karşı çıktığım noktalardan bir tanesi benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olarak bunları muhatap almaları ve onlara da bunlar sizin temsilcileriniz demesi ve onların kucağına itmesi. Yıllardır peki, bunu muhatap yaptılar. Muhatap almış mı olur? Mesela MİT müsteşarı gider. %100 muhatap almış olur. Öcalan'la görüşür. Yani devlet yani, görüşmez mi böyle? MİT müsteşarı, devlet görevlileri. MİT müsteşarı bakın, ya da işte X bürokrat, Y şimdi bürokrat. Bakın Serdar Bey görüşebilir. Ama hangi şartlarda görüşebilir? Yani çok farklı evet. Şartlarda. Ama asla bölgenin taleplerini görüşmez. Bak bölgenin taleplerini asla görüşemez. Hiç kimse görüşemez. APO ile bölgenin taleplerini görüşemezsiniz. PKK ile görüşemezsiniz. Ya, güzel bu. Bölgenin onların, talepleri
Bölgenin taleplerini görüşemezsiniz. Görüşülmez. Çünkü o zaman siz bölgeyi, bölgede yaşayan kardeşlerimizi PKK'nın kucağına itmiş oluyorsunuz. Sizin temsilcileriniz bu diyorsunuz. Terör örgütünü güçlendiriyorsunuz. Onun siyasi uzantılarını güçlendiriyorsunuz. Peki şu konuşulur mu? Yani bölgeye ilgili talepleri görüştü görüşmedi meselesinden başka. Arkadaş sizi işte şu eylemlere katılmışları katılmamışları ayrı şey yapacağız, değerlendireceğiz. Ve bir bölümünün yurt dışına çıkmasına izin vereceğiz. Bilmem ne yapacağız. Yani hani görüşüyorsunuz. Hani kendi canını düşünme, kendi işte yargılanmasını düşünme noktasında Öcalan'la ilgili değil, işte diğer terör örgütü mensuplarıyla ilgili bir şeyler konuşulur mu? Bence bunlar konuşulsa bile çok daha alt düzeyde olur. Mesela geçmiş dönemlerde işte Barzani'yle, Talebihani'yle diyelim ki bizim o bölgedeki alay komutanımız görüşüyordu veya işte karakol komutanımız görüşüyordu Kuzey Irak'taki şeylerle. Şimdi fakat bunlar kamuoyuna, basına müzakere süreçleri olarak yansıtılmaz. Şimdi bakın kamuoyunda nasıl bir anlayış var? Biz şu anda bölgenin problemlerini ve PKK'nın geleceğini kimle görüşüyoruz, müzakere ediyoruz? Devlet olarak PKK'nın elebaşısıyla görüşüyoruz. Peki burada ne konuşuluyor? Önemli olan o. Şimdi bir kere şunu yapması lazım. Yani sen terör örgütünü muhatap alamazsın bir kere. Devlet olarak, hükümet olarak muhatap alamazsın. Dediğim gibi çok alt düzeyde haber göndereceksen, uyarı yapacaksan onlar başka bir şey. Ama bunlar basına yansımaz, kamuoyuna yansımaz. Kamuoyunda bir barış süreci gibi, bir demokrasi süreci gibi iki taraf oturmuş anlaşma yapıyor. Ok yaydan çıktı bir kere. O Kopenhag görüşmeleri bile sızdı gitti. İşte, ondan sonra bunlar çok patladı büyük, olay. Bunlar çok büyük yanlış. Bakın şimdi ben bu sürece niye karşıyım? Biz makul bir insanız. Makul bir siyasi hareketiz. Biz doğruya doğru diyen yapıcı, yol gösterici, uyarıcı bir muhalefet andı. Ve biz doğru görsek, bakın geçmişte oldu bunlar. Hiç kimsenin kınamasını aldırmayız. Doğru bildiğimiz riski alırız. Yani bizim için bizim siyasi geleceğimizin bir önemi yoktur. Bizim için ülkemizin, milletimizin geleceği önemlidir. Milletimizin birliği önemlidir. Değerlerimiz önemlidir. Fikrimiz önemlidir. Peki her şeyi bir tarafa koyalım. Şimdi, onu söyleyeyim. Terörü durdurmak için yol olabilir mi diye. Olamaz. Hani bırakalım verdik fedakarlık. Olamaz. Hepinizi affettik. Olamaz. Yanında çıkarttık. Olamaz Serdar Bey. Olamaz. Bakın neden olamaz biliyor musun? Bunu da söylüyorum. Bu süreç terörü bitirmez. Bu süreç bana göre terörü azdırır, PKK'nın elini güçlendirir, PKK'nın taleplerinin tamamına yakınını kazandırır. Şimdi dolayısıyla şımartır burada mı yoksa Öcalan'ın gücü yok zaten durduramaz, ya zaten bir şey yapamaz, yetmez yani. Bu süreç sadece Öcalan'la götürülen bir süreç değil, bir kere bunu herkes bilsin. Evet. Yani bu süreç öyle basit, kamuoyuna öyle yansıtılıyor ama bu süreç hem Öcalan'la, Amerika'yla, hem Amerika var zaten bu işin tepesinde, şemsiyesinde çekişmiş gibi. Barzani'yle falan. Tabii Barzani'si var. İşte onunla diyaloğuyla işte Kandil'deki üst düzey lider kadrosu var. Avrupa'daki diasporası var. PKK'nın ve buradaki siyasi uzantıları. Bunların hepsiyle götürülen bir süreç. Dolayısıyla da bakın bana şunu söylesinler çıkıp millete. Ben şimdi bir takım iddialarda bulunuyorum. Ben diyorum ki bakın. Bu süreç terörü bitirmez. Birincisi bunu söylüyorum. Çünkü neden? Siz diyorsunuz ki bu taşeron bir örgüt. İşte taşeron bir örgütse siz bununla görüşerek bu süreci bitiremezsiniz. İki, siz burada ne görüşüyorsunuz? Neyi müzakere ediyorsunuz? Ben iddiada bulunuyorum. Diyorum ki bir, siz APO'nun ev hapsini daha sonra serbestliğini konuşuyorsunuz. İki, siz Kandil'deki dağ kadrosunu İstanbul'a yerleştirmeyi, Boğaz'a yerleştirmeyi konuşuyorsunuz. Dağ kadrosunu bağlı. Boğaz'a mı? Boğaz'a, başka Boğaz'a. Yere, yurt dışında bir yere falan. Onlar Boğaz talep ediyorlar. Kabul etmiyorlar yurt dışına. Değil Boğaz'da. Mi? Boğaz'ı istiyorlar, evet. Çiller'in yalısının oralarda falan. Boğaz'da istiyorlar, evet. Yani bir takım değişikliklerle maaşa bağlanıp Boğaz'da istiyorlar. Üç. Şimdi dördüncü yargı paketi. Ya millet bu kadar kandırılmaz. Yani millet okuduğunu anlayacak düzeyde eğitim seviyesi var. Şimdi okuyorsun. Dördüncü yargı paketinde ne değişiklikleri getirmişsin? Tamam. İnsan hürriyeti, düşünce hürriyeti bunlara kimsenin bir şey dediği yok. Zaten paketlerin ismi hep böyle şirin gözüküyor. Aynı İmralı süreci gibi. Ya şimdi sen burada terörle mücadele kanunun 6. ve 7. maddelerini değiştiriyorsun. Bu ne? Bu ne içeriyor? Bak Serdar Bey aynen söylüyorum. Bilerek ve isteyerek. Bak vatandaşlarımız da iyi dinlesin. Bilerek ve isteyerek. Bilerek ve isteyerek. Aynen açsınlar okusunlar. Tabir böyle. Terör örgütüne yardım eden, yataklık eden, eylemlerine destek olan, yani eylemin gerçekleşmesine, mesela Gaziantep'te daha müşahhas örnek vereyim. Bomba patlatıldı, 9 kişi
öldü ya. Evet. Şimdi burada bombayı patlatan bir tanesi var. O suçlu. Diğerleri ne yaptılar? Buna yardım ettiler. Birisi araba verdi. Erkeklik yaptı. Birisi işte bilgi verdi falan. Eğer bunlar terör örgütü üyesi değilse resmi olarak terör örgütü üyesi gibi cezalandırılıyorlardı daha önce. Şimdi bu kalkıyor. Bunlar terör örgütü üyesi olarak cezalandırılmıyorlar. Şimdi ve bu kanun çıktıktan sonra şimdi dün hükümet sözcüsü açıklıyor. Diyor ki işte KCK'ların serbest bırakılması, Ergenekon, Balyoz sanıklarının, DHKBC'lerin böyle diyor yorumlanıyor. Bunlar bunun içinde yok falan diyor. Yok diyor. Göreceğiz yarın. Kanun geçsin. Şimdi eğer medyacılara düşen de bu. Bunu versinler. O konuşmayı tekrar bir versinler. Hmm. Tahliye olanlar da bir göstersinler. Var mıymış, yok muymuş hep birlikte göreceğiz. Hmm. Eğer yoksa ben özür dilerim. Ama varsa milletten özür dilemeleri lazım. Milleti kandırıyorlar çünkü. Varsa milletten özür dileyecekler. Yoksa biz özür dileriz. Şimdi bakın biz erdemli insanlar bunu yaparlar. Ben ve orada mesela ben şimdi diyorum ki ya bu süreç işte devletin ismini değiştirme sürecidir bu süreç. Bu süreç devletin resmi dilinin yanına, eğitim dilinin yanına ikinci bir dil ekleme sürecidir. Hı hı. Bu süreç bayrağımızın yanına, bu tek bayrak, tek bayrağımızın yanına ikinci bir bayrak çekme sürecidir diyorum. Hı. Şimdi bana siz bunu abartıyorsunuz veya afaki konuşuyorsunuz diyenler yine dördüncü paketin içine baksınlar, yargı paketinin. Orada diyor ki artık bundan sonra devlet bilgilerine Türkçe erişimin yanında Kürtçe erişim de sağlanacak. İşte ikinci dil eklemenin adımlarından bir tanesi bu. Ha diyebilirsiniz ki ne olmuş yani Kürtçe'de şey sağlansa. Bakın ne olmuş diyemezsiniz. Çünkü neden? Eğer siz bunu insan hakları, düşünce hürriyeti çerçevesinde yapıyorsanız o zaman önce şeyi koyacaksınız. Dünya dili olan İngilizce erişmeyi sağlayacaksınız. Hı. Sonra Kürtçe koyuyorsanız Zazıca da koyacaksınız. Boşnakça da koyacaksınız. Arnavutça da koyacaksınız. Çerkezce de koyacaksınız. Ben o zaman sizin adil davrandığınızı ve taviz vermediğinizi anlarım. Ama bu tamamen terör örgütünün talebi olarak buraya girerse ben bunu anlamam. Şimdi Büyükşehir Yasası ile birlikte bakın şimdi rahat 2014 seçimleri yapılsın eğer bir değişiklik olmazsa. Şimdi zaten o bölge bütün mülki sınırlarla birlikte verdim Büyükşehir Belediyesi'ne yetkiyi verdim başkanlar. Şimdi Osman Baydemir sadece daha dar bir bütçeyle sadece Diyarbakır'ın merkezini ve tepesinde vali, il genel meclisi, il özel idaresi vardı biliyorsun. Şimdi bütün onlar kalkıyor. Hmm. İl genel meclisi, il özel idaresi kalkıyor. Ta en uzaktaki köye kadar hepsini ona bağladın. Hmm. Bir olan bütçesini 3'e katladın. Bir olan kadrosunu 2'ye katladın. Valileri bypass ettin. Bütün yetkiyi ona verdin. Şimdi Hakkari Şırnak belli zaten. Van'ı, Diyarbakır'ı, Mardin'i de aldığı zaman şu bölge tamamen PKK'nın kontrolüne girecek. Zaten Sayın Başbakan bizzat kendisi demedi mi Serdar Bey? Herkes ağzından çıkanı düşünmesi lazım. Kulağını da duyması lazım ağzından çıkanı. Bu belediyeleri BDP'nin belediye başkanları yönetmiyor. PKK'lılar yönetiyor diyen, PKK'nın atadığı komiserler yönetiyor diyen Sayın Başbakan değil miydi? E şimdi nasıl oluyor da bu komiserlere bu kadar yetkiyi bütçesini yani artırıyorsun? Yani PKK'nın yönetiklerinin etki alanını genişletiyorsun. Genişletiyorsun. Yani nasıl oluyor da genişletiyorsun? E şimdi bu yasaya benim gibi AK Parti içerisindeki çok önemli bir milletvekili grubu karşıydı. Ama hiçbirisi hayır eyi kaldıramadılar. Ama bakın ben o gün de söyledim. Oylamadan bir gün önce meclisin Çankaya kapısında basın toplantısı yaptım. 81 il başkanımızla. Meclisteki milletvekillerine seslendim. Bakın bu olacak. Gelecekte bu olacak. Bunun vebali sizde. Buna el kaldırmayın dedim. 2 sene sonra eğer bu bizim dediğimiz çıkarsa onlar ömür boyu vebalden kurtulamayacaklar. Torunlarının yüzlerine bakamayacaklar. Aynı şeyi şimdi söylüyorum. Bu 4. yargı paketine evet derlerse, meclisteki milletvekillerine sesleniyorum. Hı. Bu alınlarında bir leke olarak kalacak ve ömür boyu bunu çıkaramayacaklar. Çünkü bu yargı paketiyle 6000 üzerinde KCK'lı serbest bırakılacak. Büyük bir kısmı serbest bırakılacak. Ergenekon, Balyoz, Kafes sanıklarının bir kısmı serbest bırakılacak. 3 gün önce DHKPC operasyonları yapıldı. Bunların büyük bir bölümü serbest bırakılacak. Ha, ben şu anlayışa da karşıyım. Toptancı anlayışı. Sen niye Ergenekon, Balyoz, Kafesçilerle KCK'lılar aynı torbaya koyuyorsun? Değil mi? DHKBC'leri koyabilirsin. Hadi terör örgütü üyesi olarak koyabilirsin. Ama diğer başka bir kanundan yargılanan insanları sen getirip de aynı torbanın içerisine koymasını ben bunu da anlamıyorum. Hükümetin böyle bir anlayışı var. Toptancı bir anlayışı var. Şimdi dikkatinizi çekiyorsa Ergenekon, Balyoz'dan falan yargılananlar da
ya da onların uzantısı olan çevrelerde çok fazla tepki göstermiyorlar bu işlere. Hayır, göstermiyorlar çünkü kendileri de. Yani böyle bir aslında şey de kurulmuş gibi. Kazan kazan var burada. Bak burada hükümet kazanıyor. PKK kazanıyor. Ergenekoncular kazanıyor. Bu dördüncü yargı paketiyle birlikte. DHKB'ciler de kazanıyor. Kaybeden kim? Kaybeden millet. Kaybeden ülke. Ben açık ve net söyleyeyim. Evet. Ha, hükümet burada kazanıyorum sanıyor. Aslında hükümet büyük bir yanılgı içinde. Aslında kaybedenlerin içinde hükümet. Hükümet kaybedenlerin içerisinde. Bunları bu kadar şımartıp, bunları bu kadar muhatap alıp, yarın aynen haburda nasıl burnu sürtülmüşse, yarın en basit bir yerde, en ufak bir açıkta yine hiç merak etmesinler. Yine büyük bir kazık yiyecekler. Yine bunlar sürmeye çalışacaklar. Peki şimdi son iki dakikamızmış. Şöyle bir kritik soru gelir size. Geliyordur da. Ya Sayın Mustafa Destici, siz referandumda evet'e destek verdiniz. Evet. İşte destek verdiklerinizin yaptıklarını görün. Bugün de şikayetçi oluyorsunuz vesaire gibi. Bir şey söylenir yani çok. Bakın bizim referandumda evet dememizin ne kadar haklı olduğu bugün ortada. Neden biliyor musun? Bir kere şunu söyleyeyim. Referandumda biz neye evet dedik Serdar Bey? 26 madde vardı önümüzde. Evet. Biz eksik bulduğumuz maddeleri de teklif ettik. Mesela engelliler bizim teklifimizde girdi. Şehitlerimize pozitif, geride kalanlarına pozitif ayrımcılık. Emeklerin işte sendikalı haklardan yararlanması. Biz aslında grevli toplu sözleşme istemiştik. Başörtüsüne kamusal alanda dahil her yerde serbestlik istemiştik. Bütün bunları bizim de tekliflerimiz girdi. Birincisi buydu. Neye evet dediğimiz bu. İkincisi de... Yani niye... 26 maddeden evet dediğiniz için pişman olduğunuz bir madde yok. Asla yok. Bakın hükümet pişman oldu. Bak hükümet şu anda HSYK'yı değiştirmeye çalışıyor. Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmeye çalışıyor yeni yargı reformuyla. Biz aslında aynı durduğumuz yerdeyiz. Bakın hükümet şu anda değiştirmeye çalışıyor. Ben mevcut şeyden memnunum. HSYK'nın yapısından da, Anayasa Mahkemesi'nin yapısından da yani, ben memnunum. Yani geriye baktığınız bugünkü gelişmeleri gördüğünüz zaman da o gün evet. Evet. Tabii. Yani, evet. Zaten 24 maddede hiç kimse tartıştı mı? Evet. CHP de evet dedi, MHP de evet dedi. 24 maddeyle ilgili kimsenin bir problemi yoktu. İki madde. İki madde. HSYK'nın yapısı. Bakın biz önermiştik o zaman. Dedik ki hakimler ve savcılar yüksek kurulu ikiye ayrılsın. Hakimler için ayrı. Özel adli kolluk örgütü kurulsun diyen ilk biziz ya. Bizim hakkımızı niye teslim etmiyorlar? Savcıyla avukat eşitlensin diyen, savcı tepeden bakıp avukata parmak sallamasın diyen, açın o referandum sürecindeki konuşmaları. Bizim teklifimiz, bakın şimdi bunlar konuşuluyor. Doğruya şimdi geliyorlar, seneler sonra geliyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili de. Şimdi sen hep kendine göre düzenleme isteyemezsin. Bakın ben şimdi HSYK'da nasıl bir şey getiriyor şimdi başkanlık sistemiyle birlikte hükümet? 7 tanesini meclis seçecek, 7 tanesini başkan seçecek. Yani diyor ki çoğunluğu ben alayım diyor. Başkan da zaten partili olacak. Şimdi dolayısıyla da yargının üzerinde tamamen siyasi bir şey kuracak. Niye sen hakimin savcının seçtiğinden rahatsızsın kardeşim? 10 bine yakın hakim ve savcı oy kullanıyor. 6 bin oy olarak seçilmiş. Hiç kimse bana bunun tezgah olduğunu, düzmece olduğunu, siyasi olduğunu anlatamaz. 6 bin tane hakim ve savcıyı kim etkileyebilir ya? Böyle bir şey var mı? Adam artık şeyini giymiş cübbesini. Hani sınavdan önce olsa etkileyebilirsin. Dolayısıyla da en doğru sistem şu anda gözüken, tabii ki daha mükemmeli vardır ama önerilenler içerisinde en doğrusu bugünküdür. Onun için de biz evet dediğimizde haklıyız. Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla ilgili de. Cumhurbaşkanına belli seçme üyeler veriyor. Meclise belli seçtiriyor. İşte kurumlardan geliyor. Yani yargı kurumlarından geliyor. Dolayısıyla da bakın biz doğru söylemişiz. Durduğumuz yerdeyiz. Hükümeti kesmedi şu anda. Hükümet bunu da değiştirmeye kalkıyor. Dolayısıyla da bizde bir yanlışlık yok. Evet. Yani diyorsunuz ki bugünkü tabii. Benim son çıkarttığım şu toparlayıcı cümle. Arkadaş biz ne hükümet yanlışıyız ne hükümet düşmanıyız. Ne biz AK bakın, Parti yanlışıyız ne AK Parti düşmanıyız. Biz bakıyoruz böyle. Olaya. Yani ister doğru. CHP, ister CHP teklif etsin, ister MHP teklif etsin, ister AK Parti teklif etsin. Tabii. Bunlar arasında bizim açımızdan fark yoktur. Tabii. Biz teklif edilenin ne olduğuna bakarız. Tabii. Bu ülkemize, milletimize, devletimize faydalıysa evet deriz. Değilse hayır deriz. Bakın şimdi şöyle. İkili ilişkiler açısından PKK ve onun siyasi uzantıları hariç ben bütün siyasi partilere eşittim. Bir kere bunu söyleyeyim. Ama evet. Fikri olarak tabii ki muhafazakarlık anlamında, milli manevi duygular anlamında. Diyelim ki milli duygular anlamında MHP'ye daha yakınızdır. Tamam. Normal bir şey. Manevi duygular açısından Sayın Başkanım siz AK Parti'ye uçağı kaçıracaksınız. Ama şunu söyleyeyim evet. Son cümle olarak.
Biz hiçbir siyasi partinin alternatifi falan değiliz. Veya benzeşi falan değiliz. Biz sistemin alternatifiyiz. Türkiye'deki alternatif siyasetin adresi Büyük Birlik Partisi'dir. Ve biz bu sistemin, yani bu vurguncu düzenle bizim kavgamız. Başka kimseyle bizim kavgamız yok. Bunu söylüyorum. Evet. Efendim çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Emre Ören'in cenazesine katılmak üzere evet. İstanbul'a hareket edeceksiniz. Bir kere daha Allah'tan rahmet Şimdi, diliyorum. Şimdi biz Allah'tan rahmet diliyoruz. İhlas camiasına, medya mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin Emre Ören. Mekanın cennet olsun. Size de çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Bütün izleyen kardeşlerime de hayırlı günler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Emre Ören Bey'e de bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Efendim, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta bir fincan kahveyle yine birlikte olalım inşallah.